Merhaba arkadaşlar, İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 defa Avrupa şampiyonu olmuş Cemil Can Emrendi ile 2684 Elo'lu İnarkiev Ernesto maçını göstereceğim. Bu maç 2018 yılında Süper Lig'de Ankara'da oynanan bir maç. Dilerseniz hemen maça geçelim. Beyaz taşlarla oynayan Cemil Can maça benim de çok fazla oynadığım ve internetteki yayınlarımızdan aşina olduğunuz London oynamayı tercih ediyor. Beyazlarla Cemil Can da 4 sürüyor. Yani ki at f6 geliyor. Fil f4, e6, e3, c5, at d2, at c6, at f3, d5 ve c3. Bildiğiniz üzere ben de çok fazla oynuyordum. Genelde London'ın amacı beyaz taşlarla açılıştan sağlam bir konum elde edip ve basitçe taşlarımızı merkeze doğru geliştirip müsait bir yerde rok atıp konumu sakince devam ettirmek. Ancak burada İnarkiev'in garip bir variant denemesi sonucunda Cemil Can için mükemmel ataklar doğduğu harika bir maç olmaya yolunda devam ediyor. Çünkü eğer burada ana variantta siyahlar burada fil d6 oynuyor, beyazlar fil g3 çekiyor, roktan sonra beyazlar fil d3 geliyor ve fikir beyazların bir yerde vezirlik gelip e4 sürmek oluyor ve siyahlar da bunun karşısında b6 fil b7 oynuyor ve gayet eşit ve sakin bir konum oluyor. Ancak burada İnarkiev c3'ten sonra c4 kırıp e4 geldikten sonra atış beşenmesini tercih ediyor. Bu variantın fikri de şu: eğer beyazlar fil e5'e ya da herhangi bir şekilde g3'e giderse basitçe at g3 aldıktan sonra tahtadaki beyazların çift fil avantajını alıp sakin bir şekilde belki g6 fil g7 ardından fil d7 roktan sonra sakin bir konum oynamayı tercih ediyor. Ancak Cemil Can buna izin vermemek için at h5'ten sonra fil e3 çekiyor. Fil e3'ten sonra burada siyahlar fil d6 geliyor. Fikir şimdi eğer rakip bir şey yapmazsa müsait bir yerde g6 oynayıp rok atıp fil d3'lere karşı da at f4 çıkabilmek. Ancak Cemil Can burada çok hızlı davranıyor ve fil d6'ya at e5 gibi mükemmel bir hamle yapıyor. At e5'in fikri şu: atın e5'e getirip vezirin önünü açıp aynı zamanda ver h5'e deyip hem de atı merkeze koymak. At e5'ten sonra rakip burada düşünüp g6 geliyor. Cemil Can da diyor ki ben atı merkeze daha fazla kuvvetli yapmak istiyorum. Bu yüzden at df3 geliyor. Ve at df3'ün fikri de f6 geldiği zaman beyazlarla g4 sürmek. G4'ten sonra siyahlar maalesef burada f5 kıramıyor. F5'e karşı beyazlar çünkü d5 kırıyor. D5'e at e5, at e5'ten sonra at e5, fil e5, gh5 ve bu konumda baktığımız zaman beyazlar hg6 almak istiyor ve ardından beyazların geleceği fil d3 hamlesinden sonra konum beyazlara gayet iyi olacak. Ancak burada g4'ü bu fikri gören İnarkiev g4'ten sonra at g7 çekmeye karar veriyor. Ve bu at g7 hamlesinden sonra beyazlar düşünüyor ve diyor ki at c6 alayım, bc6'dan sonra da h4 süreyim. Fikrim aynı zamanda h5, hg6 alıp kale önüne sokmak olsun. Ben bu tarz konumlarda genelde böyle şeyleri çok önermiyorum. Ancak bu variant Cemil Can'ın kendinin hazırlığı olduğu için gayet saygı duyuyorum. Fakat bu tarz konumlarda daha doğrusu normal maçta eğer bir hazırlığımız ya da bir bilgimiz yoksa rokumuzu atmadan atak yapmamız çok doğru değil. Ancak güzel bir şekilde hazırlanmışsak ve bu konumla ilgili bilgimiz varsa Cemil Can gibi de oynayabiliriz diyorum. H4'ten sonra siyahlar kanat hücumlarına karşı merkezden cevap verip E5 sürüyor. Çünkü eğer burada rakip bir şey siyahlar bir şey yapmasaydı beyazlar H5 sürdükten sonra H6 gelip atın tahtına gidebileceği bir yeri olmadığından dolayı at düşecekti. Bunu gören İnarkiev de H4'ten sonra E5 sürmeyi tercih ediyor. E5'ten sonra Cemil Can yine durmuyor. Kaleye yine sokmak için ve taşları daha da aktif yapmak için H5 sürüyor. H5'ten sonra İnarkiev E4 sürüyor. Ve Cemil Can diyor ki Cemil Can'cığım bana F-chat'ını verir misin? Cemil Can düşünüyor. Eğer burada at d2 falan çekersem rakip basitçe g5, g5'ten sonra da at f5 gelecek. Ve ardından at e3 kırıp fil g3 şah çekip ve fil g4 gelip üstte maçı kazanmak isteyecek. Cemil Can bunu gördüğü için diyor ki madem atak yaptık, madem pasif oynamayacağım, daha da sert bir şekilde maçımı oynamaya devam ediyor. Ve beyazları inanılmaz bir şekilde hg6 kırıyor. Şimdi diyeceksiniz ki hg6'dan sonra rakip niye f3 kırmasın? Burada eğer rakibimiz f3 kırarsa beyazlarla kale h7 kırıyoruz. Eğer kale h7 kırılırsa gh7 kırıp vezir çıkmak istiyoruz. Bunu koruyabilmek için 3 hamle var: şah e7, şah d7 ve şah f7 hamlesi. Eğer burada siyahlar şah f7 gelirse beyazlar basitçe vezir f3 kırıyor. Ardından g5 ya da fil d3'ten sonra korun beyaza çok iyi oluyor. Eğer burada siyahlar şah d7 gelirse beyazlar basitçe vezir f3 kırıyor ve ardından c4 sürüp c5 kırıp fil b5 şah çekme tehditleriyle mükemmel bir konum elde ediyor. Eğer siyahlar burada bu konumda şah e7 oynarsa beyazlar bu konumda vezir f3 alıp ardından fil d3 gelip uzun ok atıp kaleye bir geliyor. Yani ne yaparsak yapalım konum burada beyaza iyi oluyor. Bu yüzden de bu konumda siyahlar fil d4 almayı tercih ediyor ve bu da çok zekice bir hamle. Çünkü diyor ki ben senin burada f3 atını alıp h7 yapıyorum, üstüne bir de f3'ü vermek yerine fil d4 gelip tempo ile f3'ünü almak istiyorum diyor. Fakat Cemil Can da buna karşı variantını çok hesaplıyor, kendisi çok hızlı hesapladığı için. Ve beyazlarla burada basitçe ve çok kuvvetli olarak kale h7 kırıyor.
Kalaşidi'den sonra siyahları az önce gösterdik. Kalaşidi kıramıyor. Çünkü Kalaşidi kırarsa beyazlar Geaşidi kırıyor. Ve burada Şah-ı Eyyidi'ye geldiği esnada burada inanılmaz süper ötesi bir hamle var. Beyazlar at e5 geliyor. Ve diyor ki ver bana g4 filini, ver bana c6 piyonunu. Eğer burada f5 falan kırarsak fil g5 şahtan sonra maç terk oluyor. Çünkü şah f7'den sonra fil d8 kırıyoruz. Kaleyle kırarsa vezir geri kalıyor. Fil d1 kırarsa da yeni vezirimizi çıkıyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi her piyon bir vezir adayı olduğundan dolayı. Ve bu konumda at e5 hamlesinden sonra eğer siyahlar fil d1 kırarsa beyazlar at c6 şah çekiyor. Şah f7'ye gittiği zaman da at d8 şah çekiyor. Kale d8'den sonra kale d1 kırıyor. Ve gördüğümüz gibi beyazlar tahtları 2 piyon üstün. Tamam, kale d8'den sonra belki h7 piyon düşecek. Fakat tahtları çift fil ve piyon avantajı olduğumuz için konum beyazı mükemmel. Ve konum bence kazancıya yakın bir konum. Ancak bunu gören Ernest Ö iner ki burada kale g8 hamlesini yapmayı tercih ediyor. Bu konumda da Cemilcan bunu da hesaplıyor ve durmuyor. Vezir a4 gibi çift tünenme hamle yapıyor. Vezir a4'ün fikri de şu: eğer siyahlar fil f3 kırarsa beyazlar basitçe vezir c6 şah çekiyor. Şah e'den sonra da vezir d5 alıp konumu bitiriyor. Fil c4 fikri ve vezir e6 ya da pardon, direkt vezir f7'e mat etme isteğiyle. Ancak rakip burada vezir herhangi bir yere falan kaçarsa da beyazlar burada fil b5 çıkıp konumu kazanabiliyor. Vezir a4'ten sonra siyah burada kale c8 oynuyor maçta. Cemilcan burada at d2 geliyor. Burada siyahlar at f5 geldiği esnada Cemilcan diyor ki madem bir hata başladık mükemmel şekilde bitirelim deyip çift tünden bir şekilde at a4 kırıyor. At a4'ün fikri de şu: eğer burada siyahlar d4 kırarsa ardından d5 sürüyoruz ve vezir a4 şah çekip ardından g4 filini almaya çalışıyoruz ve konum direkt terk oluyor. At a4'ten sonra bunu gören İnerkiyev de fil e7 hamlesini tercih ediyor. Cemilcan da burada durmayıp tekrardan fil f4 gibi mükemmel bir hamle daha yapıyor. Fil f4'e tekrardan d4 maalesef kıramıyoruz. Çünkü konumda vezir b3'ten sonra konum terk oluyor. G8 filini, G8 kalesini istiyoruz. Ve kale f8 gittiği zaman da basitçe g7 sürüyoruz. At g7'den sonra kale g7 ve konum tekrardan bitik oluyor. Çift filimiz avantajlı olduğu için ve d5 sürmek istediğimiz için. Bu konumda fil f4'ten sonra siyahlar vezir b6 geliyor. Ve Cemilcan burada da durmuyor. Bu tahtadaki bütün siyah kaleleri koruyan e7 filini de ortadan kaldırmak için kale e7 şah çekiyor. Kale e7'ye siyahlar at e7 kıramıyor çünkü at f6'dan sonra basitçe kalitemizi geri alıyoruz ve konum direkt terk oluyor. Kale e7'den sonra maçtaki gibi şah e7 alındığı zaman da beyazlar vezir a3 şah çekiyor. c5 geliyor burada İnerkiyev. Beyazlarla at c5 kuruyor Cemilcan. Ve İnerkiyev de şah e8 kaçıp tam her şey yoluna gitti derken Cemilcan durmuyor. Ve hem f1'deki file hem abideki kaleye oyuna girmek için rok atmak yerine beyazlar da şah d2 oynuyor. Ve fikrimiz fil d3 gelmek. Ardından kaleye 1 gelip konumu bitirmek. Bunu gören Erkiyev daha fazla atak yapabilmek için tahtara at h4 geliyor. Cemilcan tekrardan fil d3 çıkıyor. Rakip burada at g6 kırdığı zaman da Cemilcan düşünüyor diyor ki tahtadaki konumu savunan tek bir tane atı var. Onu da ozdan kaldırayım deyip fil g6 kırıyor. Ve kale g6'dan sonra kaleye 1 geliyor. Ve şu an her şeyimiz çok güzel. Tüm taşlarımız gelişmiş halde. Rakip burada kale g8 geldiği zaman ise yayınlarda söylediğimiz gibi önce şah çekme hamlelerine bakıyoruz. Tahtada şah çekimcik bir kare gören Cemilcan at b7 şah hamlesini kontrol ediyor. Ve buradaki mükemmel bir adette hamle yapıyor. At b7 şah çekiyor. At b7 şahtan sonra rakibimiz maalesef vezir b7 kıramıyor. Çünkü vezir d6 şah, vezir d7, vezir f6 şah, şah c7'ye kaçamıyor. Fil f4'te vezir e7 geldiği zaman da vezir e7'den direkt mat oluyor. At b7 şahtan sonra şahın kaçabileceği tek kare olan d7'ye kaçtığı zaman rakibimiz de Cemilcan burada kale e7 şah çekiyor. Şah tek kare olarak c6'ya gidebiliyor. Ona da vezir a4 şah çekiyor. Siyahlar ve burada İnerkiyev maçı terk ediyor. Ancak eğer burada devam etmek isteseydi vezir tek hamle tahtada vezir b5 oluyordu. Ona at a5 şah, şah b6'dan sonra kale b7 ve şah 6'ya vezir b5 mat oluyor. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Cemilcan'ın da kendisini tekrardan burada tebrik ediyoruz. Sizlerden ricamız, eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmanız. Tekrardan kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Satrançta kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.